Kur'an'da Karun'dan Mümin ve Ankebut surelerinde bahsedilmektedir. Kendisinin İsrail oğullarından olduğu ve çok zengin olduğu söylenir. Kur'an-ı Kerim'de serveti biz ona anahtarlarını bile taşımanın güçlü bir topluluğa ağır geleceği hazineler verdik şeklinde tanımlanır. Servetiyle böbürlenir ve bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir der. Hazreti Musa'nın mucizelerine inanmaz. Onu yalancılıkla ve sihirbazlıkla suçlar. Bunun sonucunda da Yüce Allah tarafından Firavun ve Haman gibi helak edilir. Karun, Hazreti Musa aleyhisselamın hem amcaoğlu hem de eniştesidir. Önceleri Musa aleyhisselamın dinine iman ediyordu. Gündüzleri oruç tutar, geceleri de namaz ile meşgul olurdu. Lakin çok fakir ve ehli ihaline bakmakta zorluk çekerdi. Yüce Allah Hazreti Musa aleyhisselama Tevrat'ı altınla yazmasını emir buyurunca Hazreti Musa, "Ya Rabbi, halimi biliyorsun, ben fakirim." diye tazarru etti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya simya ilmini öğretir ve Hazreti Musa da o emri yerine getirir. Daha sonra Hazreti Musa aleyhisselam Karun'un fakirliğini ve ehli ihalenin çekmekte olduğu sıkıntıyı düşünerek hem bedeni hem de mali ibadetini yerine getirip ecir sahibi olmasını düşünerek ona da simya ilmini öğretir. Karun ilmi simyayı öğrenir öğrenmez kârı ibadet buymuş diyerek nihayetsiz mal sahibi olur. Bir rivayette hazinelerinin anahtarlarını 70 ve bir diğer rivayette ise 100 deve götürürdü. Hatta söylenenlere göre her bir anahtar ile 70 hazine kapısı açılırdı. Karun herhangi bir yere gidecek olsa altın elbiseli ve altın lalıçlı 1000 erkek ve 1000 kadınla dört bir yandan giderlerdi. Öyle ki örnek verecek olursak İsrail iki kısım olup bir kısmı Hazreti Musa aleyhisselamın bir kısmı da Karun'un taraftarıydılar. Bu hal içerisinde Karun nafile ibadetlerini bırakmış ve farzları da acele acele kılmaya başlamıştı. Nihayet Karun'un zekat vermesi hakkında vahiy gelir ve Hazreti Musa aleyhisselam bunu Karun'a tebliğ eder. Karun malının zekatını hesap edince bakar ki çok büyük bir yekun tutuyor. Kalbi dünya sevgisine meyleder ve bir türlü o zekatı veremez. Hazreti Musa aleyhisselam ise ona giderek emre itaat etmesini, dünya sevgisini Hazreti Allah'ın muhabbetine tercih etmemesine dair pek çok nasihat eder. Fakat Karun bunlara hiç kulak vermez. Hatta Hazreti Musa aleyhisselama buğz ederek haşa iftira etmeyi bile tasarlar. Hazreti Musa'ya Mısır ehlini toplayalım ve o topluluk içinde seninle bahis edelim. Eğer açık delil ile bana galip olursan malımın zekatını veririm. Ve eğer ben sana galip olursam sen de bundan sonra peygamberlik davasından vazgeçip bir köşeye çekilirsin der. Bir süre sonra Karun hemen güzel bir hayat kadınını kandırarak Hazreti Musa ile muhasebe edeceğimiz mecliste bulunup cemaat içinde ''Ya Musa benimle filan vadide zina etmedin mi? Hatta üzerimdeki çocuk da senindir dersen sana o kadar çok mal veririm ki ölünceye kadar sana ve evladına yeter.'' diyerek kadını kandırır ve razı eder. Ertesi günü Mısır ahalisi Karun'un geniş olan evinde toplanır. Hazreti Musa aleyhisselam da gelir. Cemaat Hazreti Musa aleyhisselamdan biraz vaaz etmelerini arzu ederler. O da bir kürsü üzerine çıkarak vaaz etmeye başlar. Vaazının bir yerinde şöyle buyurur. Bir kimse hırsızlık yaparsa elini keserim. Bir kimse eşkıyalık yapsa başını keserim. Ve bir kimse evli olup zina etse taşlayıp helak ederim der. Bu sözleri üzerine hemen Karun ayağa kalkar ve ''Ya Musa, sen de zina etsen ne yaparsın?'' deyince Hazreti Musa aleyhisselam da ''Eğer ben de haşa zina etsem Cenab-ı Hakk'ın emri de bana böyledir.'' der. Bu arada akılsız Karun o hayat kadınına işaret edip ''Ya Musa, senin zina ettiğine dair benim şahidim vardır. Zira şu kadın bana söyledi ki sen bununla filan vadide zina etmişsin. Hatta karnındaki çocuk da sendenmiş.'' diyerek Hazreti Musa'yı halk arasında
mahcup etmek düşüncesiyle o hayat kadınını ayağa kaldırır. Ve ey kadın, söyle ki bütün insanlar duysun der. O kadın da söz verdiği gibi yalan ve iftiraya başlayacağı sırada Cenab-ı Hak onun lisanını döndürüp iftira edeceği yerde şöyle söyletir. Ey İsrail! Doğrusu Hazreti Musa'nın bu işten haberi yoktur. Karun'un söylediği yalan ve iftiradır. Zira Karun beni çağırıp birçok mal vaat ederek bu yolda Hazreti Musa'ya iftira etmemi tembihledi. Halbuki Hazreti Musa suçsuzdur. Öyle bir zata böyle bir adiliği isnat etmeye Allah'tan korkarım, der. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam gadaplanıp, ey Allah düşmanı, bu iftiradan muradın nedir? Beni mahcup edip Cenab-ı Hakk'ın emri olan zekatı vermemek midir, der ve kendi hanelerine döner. Secdeye varır ve ellerini açarak, ey bütün gizliliklere ve sırlara vakıf olan Rabbim, Karun'un iftirasını sen bilirsin, gayret senindir, der ve onun aleyhine dua eder. Tam o anda Hazreti Cibril gelerek, ya Musa, Yüce Allah Karun'un helaki için yeri emrine amade kıldı, diye haber verir. Hazreti Musa aleyhisselam kalkar ve doğruca Karun'un yanına gider. Karun, melun, yüksek bir sedir üzerinde gururla oturmaktadır. Hazreti Musa aleyhisselam asasını yere vurur ve yut diye yere işaret eder. O anda yer Karun'un sedirini yutar ve melun üzerinden sıçrar. Hazreti Musa tekrar ya yer yut diye emredince yer Karun'u dizlerine kadar yutar. Karun, aman ya Musa diye yalvarmaya başlar. Ancak Hazreti Musa asla iltifat etmez. Tekrar ya yer yut deyince yer Karun'u ve kendisine tabi olanları bütün mal ve evlatları ile beraber hepsini yutuverir. Daha sonra Yüce Allah Musa aleyhisselama Karun ve adamlarının 4 defa yardım istemelerine rağmen neden onları affetmedin diye buyurur. Hazreti Musa da ya Rabbi, bir kez olsun aman ya Rabbi demiş olsalardı hepsini affederdim, der. Bu olanlar üzerine İsrail arasında haşa Hazreti Musa Karun'un malına ve hazinelerine tamah ederek onu yere geçirdi diye bir takımla kırdılar ettikleri için Hazreti Musa aleyhisselam yere tekrar yut diye emredince bu defa yer bütün mal ve hazineleri de yutar. Anlayacağımız üzere ehli işaret, Karun'un helakına sebep 3 şeydir demişler. Birincisi dünya sevgisi, ikincisi verilen zekat emrini yerine getirmemesi, üçüncüsü de Hazreti Musa aleyhisselama iftira etmiş olmasıdır. Bir adama dünya teveccüh etse fakir ve zayıflara ihsan etmekle malı eksilmez. Belki kat kat artar. Bir kimseden dünya yüz çevirse, o kimse dünyaya ne kadar hırsla sarılsa yine de 2 yakasını bir yere getiremez ve belki perişan olur. Bu bakımdan kişi az çok neyse Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğine razı olup şükretmesi lazımdır. Peki siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.